24 ekranlarından merhabalar. 24 Özel'e başlıyoruz. Bugün de yine Türkiye'nin gündemine dair çok önemli başlıkları konuşacağız. Ben hemen özetleyeceğim neleri konuşacağımızı. Ama önce konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, hukukçu akademisyen Profesör Doktor Selami Kur'an ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Alihan Limoncuoğlu bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi neleri konuşacağız? Çok önemli başlıklarımız var. Artık 2022'yi geride bıraktık. 2023'ün ilk 24 özelinde gündemimizde elbette 2022 yılında AK Parti hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hangi icraatlar yaptı? Pek çok müjdeler verildi. Müjdeler yılı oldu desek 2022 abartmış olmayız. Özellikle Karadeniz'de 1 trilyon dolar değerinde bulunan doğal gaz rezervi geçen haftanın en önemli konularından biri. Toplam rezervden bahsediyorum elbette. Keşfedilen doğal gaz rezervi, Kızıl Elma Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı gökyüzüne yükseldi. Bununla beraber yerli ve milli araç TOG üretim bandından indi. Önümüzdeki aylarda artık göreceğiz sokaklarımızda. En önemli sorunlardan biri Türkiye'nin geçmiş yıllardan gelen EYT problemi çözüldü. Yine Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde diplomaside çok büyük atakları vardı. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Ardından tabii bunların 2023 seçimlerine etkisini de konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada dedi ki Türkiye'nin 100 yılının nasıl olacağına karar verilecek 2023 seçimlerinde. Sadece 5 yıllık bir süreç değil dedi. Çok çok önemli bir başlık, altı çizilesi. Ve elbette geçen haftanın önemli gündem başlıklarından biri Suriye ile normalleşme süreci. İki ülkenin Milli Savunma Bakanları Rusya'da, Moskova'da bir araya geldiler. Süreç, bölge, terörle mücadele, mülteci sorunu nasıl etkilenecek? Hepsini 24 Özel'de birazdan konuşacağız. Ve 2022 müjdeler yılı oldu dedik. O başlıkla hızlıca başlayalım istiyorum. Nuh Bey, size döneceğim ilk olarak. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022'nin son gününde sabahtan akşama kadar bir tweet yağmuru vardı adeta. Evet. Yanlış not almadıysam 254 paylaşım yaptı ve hepsinde çok çok önemli icraatlar, buluşlar hepsi içinde vardı. Şimdi az önce o saydığım işte yerli milli araç, TOG, keşfedilen doğalgaz rezervi, tüm bu gelişmelere, çözülen sorunlara, EYT onların başında, icraatlara tek tek baktığımızda 2023 için Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hükümet bize nasıl bir Türkiye hayal ettiriyor? Evet, önemli bir soru. Öncelikle siz dediniz ya 2023'ün ilk pazar özel programı, aynı zamanda bence Türkiye 100 yılının ilk programı. Bu bakımdan çok tarihi bir programdayız. Teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederiz. Ben o şeyleri takip etmeye çalıştım. Tamamını takip etmek bayağı mesele o paylaşımların. Fakat o esnada şöyle bir şey düşündüm. Onu paylaşayım isterseniz sizinle. Evet. Şimdi hani toplumun sosyal seviyesini yükseltmeye yönelik efendim insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok icraatlar vardı. Onları siz bir kısmını saydınız. Daha çoğu var, saymak mı bitmek mümkün değil. Fakat ben şöyle bir şey edindim. Bu Türkiye 100 yılı meselesini ben önemsiyorum. Ve bu icraatlara veya planlara baktığınız zaman o bahsettiğimiz o yıl karşınıza çıkan meseleleri çözmekle veya işte insanları o problemlerden kurtarmakla sınırlı bir şey değil. Ve özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Biz toplum olarak, millet olarak geçmişten bugün en azından ben işte 40 yılı dolmuş aşağı yukarı meslek hayatımda. Mesleğimizin gereği takip ettiğimiz dönemlerde biz hep ben ekonomici değilim ama ben bile öğrendim bizim asıl problemimizin cari açıklar olduğunu. Yani her sene ondan nereden kaynaklanıyor? Efendim biz enerjiyi üreten bir ülke değiliz ama tüketiyoruz, dışarıdan alıyoruz bunu tamamını. Şimdi mesela bununla ilgili çok kalıcı cari açık meselesini kökten çözmeye yönelik adımlar var. Şimdi hemen kısaca bir şey yapacağım. Bunun sırf bu kısma dikkat çekmek istiyorum. Toplam bahsettiniz. Bu aynı zamanda efendim petrol üretimini azaltacak olan bir yatırım. Ayrıca o teknolojik açıdan yani kendi aracımız kısmı ayrı. Efendim gene müjdeler içerisinde vardı. Karadeniz'de çok ciddi hacimde doğalgaz bulundu ve bu yıl bu doğalgaz mutfaklara gelip insanların kullanımına girecek.
Bu baharda geliyor. Evet. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya pratiğe dönmüş olacak. Ve bu cari açımızda bir pay kapatacak, yani bir açık kapatacak. Pek şey yapılmıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin de ilk ünitesi bu yıl sanıyorum yılın ilk yarısında devreye giriyor. Ve bu şey tamamlandığı zaman İstanbul'un kullandığı, harcadığı enerjiye eşittir enerji üretecek burası. Ya da şöyle düşünürüz de, Türkiye'nin kullandığı elektriğin tamamının %10'unu tek bir ünite karşılayacak. Evet, ama daha devamı da var. 4 ünite olacak toplam. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. Ve bir şey daha onu da ekleyelim. Son siz diplomasiden bahsettiniz az önce. Gene Türkiye'nin başarılı diplomasinin neticesi olarak, yani hem salgında esnasında hem bu savaş esnasındaki ortaya koyduğu ilkeli tavır sebebiyle Türkiye aynı zamanda doğal gaz üretmediği halde, yani Karadeniz'de tamam var ama bütün ihtiyacımız kadar üreten bir ülke olmadığı halde, bir doğal gaz, o kadar da doğal gaz kaynağımız olmadığı halde, bir doğal gaz santrali tabiri caizse, bir doğal gaz borsası gibi işlev görecek bir merkeze dönüşüyor şu anda. Bunlar önemli adımlar atıldı. Bu da gene dışarıdan doğalgaz alıp harcamanın ötesinde bir şey bu. Bunları toparladığımız zaman şeyler... Burada bir araya da girmek istiyorum, bu doğalgaz merkezi olması konusu Türkiye'nin. Türkiye'den gelmiş bir talep de değil bu. Direkt Türkiye dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden biri. Rusya'dan ama, direkt gelen talepten de bahsediyoruz. Ama demin dediğim gibi... Talep işte, almak da burada çok önemli bir şey. Ama işte o gene Türkiye'nin diplomasideki zaferiyle alakalı bir şey o. Yani Türkiye'nin... Onu bırakın, bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin ayağına geldiler şeyle bu konuyu çöz diye. Yine evet. ekleyelim. Bu doğalgaz meselesinde depo meselesi çok önemli. Depolama meselesi çok önemli. Eskiden meşhurdu, kullanmadan parası ödedik çoğu depomuz olmadığı için. Yani çünkü o taahhüt ettiğiniz miktarı almak zorundasınız. Kullanmamışsanız onun parası ödemek zorundasınız, yani depolayamıyorsanız eğer. Bunları toparladığımız zaman en büyük meselemiz olan cari açık konusunda, cari açığa sebep olan şey bizim enerji açığımız. Çok ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Diğer santraller, hidrolik enerji santralleri vesaire ayrıca o da ciddi anlamda şey yapılıyor. Geçen dünyanın dördüncü büyüklüğündeki bir baraj açılışı yapıldı mesela. Yusufeli Barajı. Şimdi bunlara baktığımız zaman sadece enerji konusuna baktığımız zaman sadece uzun vadeli Türkiye yüzyılı misyonuna, vizyonuna yakışır bir biçimde az önce bahsettiğimiz günübirlik o yıllık çözümü değil de uzun vadeli çözümü hedefleyen adımlar var. Tam da işte Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu. Artık Türkiye ciddi anlamda yani geldiğimiz noktada ihtiyaç olan şey bu. Neden? Bu 20 yıllık iktidar döneminde ben Türkiye'nin altyapı meselesinin gerek yerel yönetimlerde gerekse genel anlamda büyük ölçüde çözüldüğünü düşünüyorum. Tam da işte bunlara sıra gelmiş durumda. Dolayısıyla bu bir vizyon meselesidir. Böyle bakmak lazım. Yani tabii ki pahalılık önemli. Tabii ki mutfaktaki fiyatlar, marketteki fiyatlar önemli ama eğer biz meseleye buradan bakmazsak o girdabının içinden çıkamayız. Oradan çıkmak için, o pahalılık girdabından çıkmak için bu tür o pahalılıkla mücadele ederken aynı zamanda bu uzun vadeli çözümlere de kulak asmamız lazım. Buradan bakmak gerekiyor. Yani planlamalar 5 yıllık 10 yıllık değil zaten. Olmamalı. Türkiye 100 yılı projesinden bahsediyoruz. İşte bunlara, yani şimdi şunu söylemeye, şöyle bitireyim. Şimdi bir izleyicimiz, ya kardeşim onlardan bahsediyorsun da iyi de markette şey şu kadar olmuş derse, bu doğru bir yaklaşım değil, onu söylemeye çalışıyorum. Eğer biz böyle yaklaşmazsak meseleye, alimallah şeyden kurtulamayız. O mutfakta şeydeki pahalılıktan kurtulamayız. Onun için alternatifleri, işte muhalefetin söylemlerini buna göre değerlendirmek lazım. Uzun vadeli değerlendirmek lazım. Yoksa tutmuşlar şimdi 2 seneden beri özellikle vatandaştan daha fazla şikayetçilik yapıyorlar. Sizin işiniz bu değil ki kardeşim. Sizin işiniz bu meseleleri uzun vadede çözecek proje, vizyon ortaya koymaktır diye düşünüyorum. Peki. Alihan Bey, şimdi şöyle tekrar aynı konu üzerinden gideceğiz elbette. Şimdi kendi otomobilini, kendi savaş uçağını üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi doğalgazını kendi imkanlarıyla çıkaran bir Türkiye. Aynen. O da önemli. Yani başkalarının gemileriyle değil, biz bizzat kendi aldığımız gemilerle. Ve tabii aldığımız ve yaptığımız gemilerle. Ve şimdi diplomaside
kendi içine kapanan değil, dünyadaki sorunlara eğilen ve bu sorunları çözme noktasına getiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğiyle konuşalım. Türkiye önümüzdeki hep 100 yıl perspektifinden bahsediyoruz. Belki 5-10 yıllık süreçte kendini nerede konumlandırıyor? Geçtiğimiz 5-6 yılda çok ciddi kazanımlar olduğu ortada. Özellikle 15 Temmuz sonrasında herhalde ve Cumhur İttifakı'nın tesisiyle beraber gerçekten ciddi manada bir atılım oldu dış politikada, özellikle eğer dış politikadan başlayacaksak. Suriye'de o zaman... Herhalde içerideki düşmanı temizleyince aynen. Peş peşe. Büyük bir ayak bağına oturmuş olduk yani. Muhakkak. Doğru. O kesin. Biliyorsunuz uzman geldiğimiz noktada terör devletçiyi Akdeniz'e doğru açılmaya çalışıyordu. Ve Suriye'de özellikle başarılı operasyonlarla bu Akdeniz'e açılma girişimi hayal olarak kaldı. Doğru. Bence belki de en önemli, birçok önemli gelişme var ama bir güvenlik açısından belki de en önemli gelişme buydu. Bunun akabinde Irak'ın kuzeyindeki gene terör yapılarında biliyorsunuz teröristlerin hala orada yerleri var. Onlara çok ciddi operasyonlar yapıldı. Orada büyük sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bunlarla beraber güneyinden bahsettik. Doğuda bence en önemli, Türkiye'nin son yine 5 yıldaki en önemli kazanımlarından bir tanesi Karabağ'ın kurtarılması oldu. O geceyi hatırlıyorum. Ölene kadar da unutmayacağım herhalde. Evde tek başınaydım ve sevinçten kalktım, dans ettim. Ben yani kendimin görebileceğini veya en azından daha bu kadar gençken, daha 40 olmamışken Karabağ'ın kurtulduğunu göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Biz çocuktuk Karabağ düştüğü zaman, ben çocuktum. Evet. 90'lı yılların başıydı, küçük bir çocuktum. Ve hep biz böyle o anlatıyla, belki 30 sene biz o anlatıyla büyüdük. İşte Karabağ esir düştü, işte bizim orada vaktinde orada gidip çarpışan abilerin konuştuk ettik, bize anlattılar şöyle oldu böyle oldu vesaire diye. Ve gerçekten de orada Türkiye'nin çok önemli bir payı var. Zaten Azerbaycan demek Türkiye demek, Türkiye demek Azerbaycan demek. Bir yandan Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgalinde Türkiye çok önemli bir rol oynadı. Bu rolde de ahlaklı ve etik bir yerde durdu. Bence bu çok önemli. Çünkü Rusya'ya bir çıkış rampası sundu ama bunu sunarken de asla Rusya bazen, çünkü bazı televizyonlarda bazı konuşmacıları görüyorum, sanki Rusya melaikeymiş, hiçbir şey yapmıyormuş gibi anlatılıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstüne vura basa basa... İlk Türkiye'dir, işgalci. Yani aynen. Kırım'da da işgalcidir aynen. Rusya. Ukrayna'nın doğusunda da işgalcidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun defaatle de altını aynen. çizdi. Ama buna rağmen diğer Avrupa devletlerinin, Batı Avrupa devletlerinin veya Kuzey Amerika'daki devletlerin yaptığı gibi Rusya'yı şeytanlaştırıp Rusya'yı bir yere hapsetmeye çalışmadı. Rusya aynı zamanda da gelin bakalım bir şekilde bu işin bir çıkış yolu olması lazım dedi. Çünkü bakın bunun, burada akıllı politika yapıyoruz. Bunun alternatifi çok net söyleyeyim mi? Belki biraz sansasyonel bir şey olacak ama bunun alternatifi, siz Rusya'ya sıkıştırırsınız. Putin maazallah. Putin'in kendisi bile kullanabilir. Evet. Yani. Ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyeyim, buna benzer ifadelerde kullandı. Tereddüt ettim ama yani yapar. Doğru doğru. Bakın kedi çok basit. Kedi hayvanını biliyorsunuz. Çok sıkışırsa çok ne yapar? Pençeyi vurur karşıdakine. Onun da elindeki en kuvvetli pençe nedir? Siz söylediniz Nuh Bey. Nükleer silah. Maazallah. Yani bakın Allah korusun. Bu korkunç bir şey. Çünkü o insanlığın dünyadan silinmesine kadar gidebilecek bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Çok korkunç hadiseler vuku bulabilir yani. Bunlarla beraber maalesef Yunanistan, bakın bu da çok enteresan. Bir de bütün Türkiye bunlarla uğraşırken bir de başımıza zaten bence Hasan Basri Yalçın Hoca'nın bir tabiri var, hep diyor. Zaten bu Yunanistan'ın kurulma sebebi de budur diye. Yani bütün biz bunlarla uğraşırken bir de Yunanistan bize bir tırmık atıp duruyor sürekli. Sürekli böyle bir... atmaya çalışıyor. Yani tırmık şey böyle, yani ucundan böyle şey yapıyor ama tabii biliyorsunuz hani tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış, biraz o hikaye. Yunanistan'ın kurulma, modern Yunanistan'ın diyelim, kurulma amacı bile daha iyi zaten. Önce Osmanlı Türkiye'sini, şimdi de Cumhuriyet Türkiye'sini aslında rahatsız etmek. Türkiye bir harekete kalkışacağı zaman kenarından böyle tutup, hani böyle bir çocuk belki kocaman bir adamı deviremez ama biraz rahatsız eder ya. Hani öyle rahatsız etmek. Fakat tabii sürekli bir tahrik. Biz de aslında en güzelini yapıyoruz. Onlar bizi bir tahrik etmeye çalıştıkları zaman, geçen işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? İşte 1000 kilometreymiş, Atina'ya vuruyormuş. Gerekirse vurur. Ne olacaktı dedi. Geçti gitti. Çünkü onların yaptığının birebir aynısını biz yapıyoruz. İşte gene biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'ye bir harita hediye ettiler. İşte orada da onlar nasıl bizi Ege'nin içine, Ege'ye çıkamayacak hale getirmek istiyorsa da bir haritada
Türkler yaptı. Onlar Girit'i dahil. Orası da Türk adasıdır dedi. Geçti gitti yani. Tarihlere, karşılıklı tarihlere cevap vererek işi devam ettiriyoruz. Şimdi zaten benim anladığım şeyi de göreceğiz. Bakalım bu Yunanistan adaları silahlandırdığı zaman uluslararası anlaşmalar bize ne takım haklar doğuruyor. Tabii hocam illaki benden daha güzel anlatacaktır meseleyi ama sanırım uluslararası hukuk açısından da bir takım bizde yeni haklar doğuracak gibi görünüyor. Lozan'ın İHA 100. yılına da girdik Lozan'ın bu arada. İyi yıllar da diyelim herkese bu arada. Lozan'ın 100. yılı da kutlu olsun. Yani bir takım hakların doğurduğu ortada. Bu hakların genişliği ne kadar? Onu tabii zaman Lozan'ın iyi incelendiği zaman herhalde görülecektir evet. diye düşünüyorum. Selamı Kur'an. Şimdi 2022 dünyada çok büyük krizlerin diyelim. Tabii evet. pandeminin getirdiği süreç de vardı ama hemen ardından Rusya-Ukrayna savaşı herhalde çok çok uzun yıllardır Türk dünyanın görmediği bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdi şöyle bir değerlendirdiğimizde dünya nasıl yaklaştı olaya? Batıya baktığımızda Avrupa Birliği'nin yaklaşımından ötürü çektiği işte kışın sıkıntıları şu an çok iyi biliyoruz. Kışın ortasında soğukta kalmaları, Rusya'da dahi bu konunun alay konusu haline getirilmesi çok iyi görüyoruz. Ama krizlerden fırsat çıkarmak diye bir olay var, bir durum var. Krizi fırsata çevirmek. Şimdi Türkiye'nin geldiğimiz bu süreçte baktığımızda özellikle tahıl koridoru, milyonlarca insanın açlıktan kurtarılması meselesi çok çok önemliydi. Biraz bu krizlerin fırsata çevrilmesi konusu üzerinden devam edelim. Diplomasiyi konuşalım. Tabii beri taraftan bir de normalleşmeler var. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, İsrail'le devam eden normalleşme ve son olarak Suriye. Tabii Suriye'yi çok detaylı bir şekilde bir ikinci bölümde konuşacağız. Hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye yüzyılı perspektifi diyoruz. Elimizi ne kadar güçlendiriyor? Hem bu Rusya-Ukrayna savaşında aldığımız rol hem de o aramızın kötü olan ülkelerle sürdürdüğümüz normalleşme süreci. Teşekkür ederim Erkan Bey. Şimdi değerli arkadaşlarımız zaten belirli konulara temas ettiler. Ben de öncelikle tabii ki yeni bir yıla girdik. 2023 yılının ülkemize, milletimize esenlik, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tabii aslında sizin sorunuzla bağlantılı olarak şunu ifade etmek lazım. Siyaset üst başlığıyla bakarsak yani iç siyaset, dış siyaset bağlamında da aslında artık son dönemlerde belki son 20 yıldır iç siyaset ve dış siyaset paradigmaları birbirine girdi. Dolayısıyla ülke yöneticileri, ülkeyi yöneten yöneticiler hem iç siyasette belirli hizmetleri, projeleri hayata geçirmek durumunda ve yine dış siyasetle bağlantılı olarak uluslararası sistemde yer alırken uluslararası hukuktan, uluslararası temel normlardan, temel normlara dayalı milli menfaatlerini, ulusal çıkarlarını korumakla mükellef. Şimdi biz bu iki ana düzleme esas alırsak, yani netice itibariyle siyaset ne için yapılır? Siyaset halk için yapılır. Siyaset halkın penceresinden yapılır. Yani tabii ki her siyaset yapının, her siyasi yapının, her siyasi partinin belli bir dünya görüşü, belli bir ideolojisi vardır. Ama son tahlilde eğer ülke yönetimine talipseniz ve ülkeyi yönetecekseniz halkın sorunlarıyla ilgili olarak belirli çözüm önerilerini ortaya koymak ve bunları hayata geçirmek önemli. Şimdi girişte siz çok güzel ifade ettiniz. Yani EYT meselesine bir bakın. Yani 25 yıldır çeyrek asırlık bir meseleydi. Aslında AK Parti'nin dahilinin olmadığı bir meseleydi. Ve bu mesele tamam mali yapısıyla ilgili belirli hazırlıklar yapıldı ama çözüldü. Yine aynı şekilde 3600 ek gösterge. Yine sözleşmeli ve taşeronlu işçilerin kadroya alınması meselesi. Yine milli otomobil TOK diye bahsettiniz. Çanakkale Köprüsü. Bunun yanında savunma sanayinde yine gerçekten çok önemli gelişmelere tanık oluyoruz son yıllarda. Bunun altını çizmemiz lazım. Özellikle hem milli uçak, milli uçak gemisi, hem milli gemi
denizaltılarla ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor. Şimdi bunlar çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Şu açıdan sizin savunma sanayinde geldiğiniz nokta, yaptığınız çalışmalar, yatırımlar netice itibariyle sizin uluslararası sistemdeki milli menfaatlerinizi koruma noktasında size önemli bir güç verir. Kesinlikle. Yani bunu gördük. Terörle mücadelede gördük. Yani az önce ifade edildi. Karabağ'daki sahayı mesele, güçlendiriyor, sahada diplomasiyi güçlendiriyor. Denklemi değiştiren evet, neydi? Tabii ki Türkiye'nin, Azerbaycan'ın son dönemlerdeki, yıllardaki ekonomik gelişimi vesaire, ama Türkiye'nin ciddi bir desteği söz konusu oldu. Yani 30 yıldır uluslararası örgütlerin çözemediği bir mesele. Neden çözdüklerini, çözemediklerini, çözmek istemediklerini de biliyoruz. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu bağlayıcı kararlara rağmen, Ermenistan'ın işgalci olarak altını çizilen kararlarına rağmen, oluşturulan Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan yapılara rağmen çözülmeyen bir mesele bir buçuk ay bir mücadeleyle, milli bir mücadeleyle çözüldü. Bu Türkiye'nin işte yalnız siyasi desteği değil, çok kararlı bir siyasi destek vardı. Bunun yanında da ama sahada gerçekten o savaşın, o çatışmaların kaderini değiştirecek ciddi bir güç söz konusuydu. Şimdi bir hususun altını çizelim. Enerji konusu gerçekten çok önemli. Bunu Nuh Bey de ifade etti. Şöyle bakın, Karadeniz'deki keşfedilen bu doğal gaz rezervi çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Bunu günlük politik meselelerle böyle bağlantılı, efendim ne zaman gelecek, ne zaman gidecek? Bunu hatırlayın, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuyla ilgili müjde verdiği zaman muhalif çevrelerde bir alay konusu oluyordu. Yani ama enerji meselesi neden önemli? Zaten bugün yakın coğrafyamıza bakalım, dünyanın muhtelif bölgelerine bakalım, çatışmaların ve krizlerin en önemli nedenlerin başında enerji meselesi. Yani Doğu Akdeniz meselesini diyelim. Biz 2-2,5 yıl önce buralarda da çok konuştuk. Bu 24 ekranlarında da konuştuk. Doğu Akdeniz meselesini konuşuyorduk. Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili sizin işte bu dış politikayla ilgili değişim meselesi nereden başladı biliyor musunuz? İlişkilerin normalleşmesi aşamasına nasıl geldik? 2019'da Türkiye kuşatılmış olarak hissediyordu kendini. Yani bir tarafta Sevilla haritası dediğimiz bir paçavra, başta işte Yunanistan, Güney Rum kesimi ve arkasına aldığı özellikle Fransa'nın desteğiyle, Macron'un desteğiyle hayata geçirilmek isteniyordu. Neydi bu? Enerji, tabii ki mavi vatan savunması öncelikli, ama bunun yanında Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hidrokarbon kaynaklarından istifade etmesinin önüne geçirmek isteniyordu. Evet. Türkiye bypass edilmek isteniyordu. Türkiye buna İsmet karşı hem siyasi biri. Kararlılık, hem diplomatik çalışmalar, hem de altını çiziyorum, sahada bil fil varlık göstermesiyle bütün dengeleri bozdu. Yani o Sevilla haritasının geçersiz olduğunu, Avrupa Birliği mevzuatı açısından müteber olmadığına ilişkin açıklamayı Avrupa Birliği yapmak zorunda kaldı. 20 yıldır, 25 yıldır o paça Sevilla haritasını kullanıyorlardı. Resmi, gayri resmi ajanslarında. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Türkiye'nin kararlı tavrıyla birlikte Sevilla haritasının bağlayıcı olmadığını açıklamak, resmi açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Ya bunlar çok kıymetli şeylerdir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Ekonomimizin yapısal meseleleriyle ilgili vesaire, iktisat uzmanı değilim ama bildiğimiz, takip ettiğimiz Türkiye'deki cari açık meselesinin birinci kaynağı, birinci kalemi enerjidir. Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Ve enerji bağımlısı ki %90 doğal gaz, %95 dışa bağımlıyız biz. Elektriği biz kendi kendimize yetirebiliyoruz. Ama doğal gaz ve petrol meselesinde Türkiye bağımlı bir ülke. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı birlikte bu meselenin, bu yapısal meselenin, yani bu Türkiye'yi enerji bağımlılığından kurtaracak. Yani hem Türkiye'nin ekonomisine katma değer verecek. Türkiye'yi artık bu bağımlılıktan kurtaracak. Çözümü üretme noktasında ciddi bir kararlılık ortaya koydu. Ben uluslararası deniz hukuku da yapıyorum. Yani bizim 10 yıl öncesine kadar açık söylüyorum, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeden bahsederiz biz. Etrafımızda işte o yakın coğrafyamızda, Orta Doğu'da petrol kaynakları vesaire, yukarıda doğal gaz kaynakları,
Kafkasya bölgesinde. Ya Türkiye iki şeyi vardı. Ya bizde de bir yerlerde var bu. Yani gerek kara ülkemizde, gerek deniz ülkemizde, yani MEP alanımızda, münhasır ekonomik bölgemizde, kıta sahanlığımızda, kara sularımız var. Ama şu vardı, arama, sondajla ilgili ciddi teknik eksikliklerimiz vardı. Bize ait, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait, bakın altını çiziyorum, 5 yıl öncesine kadar bir tane mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir tane araştırma ve sondaj gemisi yoktu. Ki böylece de başarı biz sağlanamıyor. Biz Kuzey Avrupa ülkelerinden, Norveç, Danimarka gibi ülkelerden kiralıyorduk. Ve onlar önemli bir... Onlar da bir şey bulmuyordu onlar yani. Yani o personel yabancı, mühendisler büyük ölçüde yabancı. Ama Türkiye devlet aklı ne yaptı ki çok yerinde, bu gerçekten, bu çok siyaset üstü bir meseledir. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 4 tane araştırma gemimiz var, 2 tane sondaj gemimiz. Bu gemiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gemileri. Çalışanlar, personel, mühendisler büyük ölçüde Türk, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Şimdi böyle bir yapı oluşturuldu. İşte bunun da arkasında zaten Gabar Dağı'na bakın ya, teröristlerle mücadele ediyordu. Şimdi orada doğal gaz geliyor. Evet. Karadeniz'e bakın. Karadeniz'de 752 milyar metreküp sanıyorum. Yanlış hatırlamıyoruz. Keşfedin. Şu andaki rayiç bedeli piyasa değeri 1 trilyon dolar civar. Ya bunlar çok önemli. Yani biz 100 yılı inşallah Cumhuriyet'in ikinci 100 yılına giriyoruz. 23'te Cumhuriyet'imizin. Ama bunlar gerçekten 10 yıllarca ihmal edilmiş. İhmal edilmesinin sebebini de ben çok, yani Türkiye'nin bu demokratik süreçlerine, sivil siyasete yapılan müdahalelerin en önemli şeyi olarak, nedeni olarak görüyorum. Yani darbelerden, muhtıralardan tutun da şeye kadar, bir tarafta da 40 yıldır ayrılıkçı terör örgütüyle verilen bir mücadele. Bütün bunlar, Türkiye şimdi bir terörle mücadelesinde çok ciddi bir safhaya geçmiştir. Sınır ötesi operasyonlarıyla tehdidi, tehlikeyi etkisiz hale getiriyor. Bir taraftan da ülkedeki hizmetler noktasında, bakın az önce üst başlıklarıyla sıralamaya çalıştığımız şeyleri saymaya kalktığımızda 3-4 dakikamızı alıyor. Sadece isimlerini sayarsın. Evet. Ve demek ki bu şudur. Ülkeyi yöneten 20 yıldır, ülkeyi yönetme sorumluluğuna sahip AK Parti ve son 5-6 yıldır 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakı ülkenin hem içerideki meseleleriyle, temel kronik meseleleriyle, hem de dışarıdaki meşru haklarını koruma noktasında ciddi bir kararlılık ortaya koyuyorlar ve bu kararlılığı da sahada gösteriyorlar. Bakın yalnız metinlerde, protokollerde, efendim parti programlarında değil, sahada göstermeniz lazım. Bu nedenle zaten halk buna bakar. Vatandaş buna bakar. Yani vatandaş icraata bakar, projeye bakar, hizmete bakar. Bu ne de, dış politikayla da ilgili ilişkilerin, bir bağlıyorum, ilişkilerin normalleştirmesi Türkiye 2 yıldır. Çok doğru, o kuşatmayı kırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, Mısır'la belli bir noktaya geldi. Şu anda Suriye noktasında şeyler var. İlişkilerin normalleştirmesi de önemlidir. Neden? Hangi aşamadan sonra önemlidir biliyor musunuz? Siz hem sahada hem diplomaside belli bir pozisyon aldıktan sonra meşru haklarınızı koruma noktasında, ondan sonra da tabii ki ila nihai gerginlik, ila nihai uyuşmazlık olmaz. Netice itibariyle uluslararası ilişkiler dönemseldir, yani çok dinamik bir süreçtir. Zaman zaman çatışırsınız, zaman zaman işbirliği yaparsınız, zaman zaman uzlaşırsınız. Bu gayet doğaldır. İşbirliği de beraberinde ekonomik süreçleri getiriyor. Şüphesiz. Bunu hepsini etkiliyor. Peki. Noel Bayrak, şimdi dış politikadaki atakları konuştuk. Verilen müjdeleri konuştuk, değerlendirdik. Şimdi az önce Selam Bey de söyledi. Vatandaş buna bakar. Ne yaptığına, ne ettiğine, algılara değil olgulara bakar. Bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi önümüzde bir seçim süreci var. Oraya doğru geçelim. Bu 2022'deki performanstan sonra. Şimdi bir enflasyon gerçeğimiz var. Az önce söylediniz. Bir hayat pahalılığı var. Ancak şimdi şöyle bir baktığımızda, hükümet iki kere asgari ücrete yapılan zam, yine bu yılbaşında yapılan zamla 8500 liraya çıkarılan bir süreçten bahsediyoruz. EYT, ki az önce yine bahsettik, AK Parti öncesinden gelen bir problemdi, çözüldü.
tamamen bir çözüme kavuştu. Yine bu noktada atılan adımlar işte faturalarda sübvansiyonlar var, KDV indirimleri vesaire pek çok enstrümanla hükümet bunu en aza indirmeye çalışıyor vatandaşın etkilenme sürecini. Hepsine baktığımızda işte asgari ücret miktarı, EYT sorununun çözülmesi, gaz keşfi, savunma sanayi hamleleri, yerli otomobilin banttan inmesi nasıl yansıyacak seçimlere? Şimdi Erkan Bey, iktidarların, iktidardaki partilerin iktidardan gitmemeyi istemesi normaldir ama bu yeterli değildir. Yani zamanı gelince giderler. Yeniler gelir. Demokrasinin gereği bu zaten. Dolayısıyla burada mesele iktidardaki partinin değişmesi meselesi değil. Neye rağmen değişiyor veya gelen ne yapacak? Buraya bakmak önemli. Yani bunu vurgulamamın sebebi şu. Şimdi şöyle bir algı yürütülüyor. Az önce sizin de bahsettiğiniz pahalılık bir gerçek, kabul. Birçok adımlar atılıyor tabii ki bunu çözmek için ama böyle bir realite var. Evet. Fakat bundan istifade ederek, daha doğrusu bunu istismar ederek, ucuz bir politika geliştirerek, boş vaatlerle, yani altı dolu olmayan vaatlerle seçmen veya vatandaş ikna edilmeye çalışılıyor. Peki bunu nasıl çözeceksiniz bunu diye sorusu olduğu zaman da şöyle ucuz bir algı oluşturuluyor. Ya bundan daha kötü olacak hali yok ya, bir denemek lazım işte. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en tabiri caizse güçlü argümanı bir de beni deneyin diyor. Fakat değerli izleyicilerimizin bence dikkatli olması gereken şey şu. Az önce giriş yaparken ki ya, o giriş yapmamın sebebi de şuydu. İktidar değişebilir, parti değişebilir ama bu değişiklikten ülke ve millet ne kazanacak, ne kaybedecek? Buraya bakmak gerekiyor. Pahalılık realitesi ki o kadar çözümler üretiliyor, üretilmeye çalışılıyor. Bundan daha mı kötü olacak algısı, daha iyi işe geleceğine yeterli, tek başına yeterli, anlamak için yeterli değil. O zaman neye bakacağız? Ölçü ne? Şuna bakmak gerekiyor. Şimdi mesela bir emekli yaşa takılanlar, siz de az önce bahsettiniz. Evet. Uzunca bir yıldan sonra efendim çözüme kavuşturuldu. Ama kimse bunun menşeine bakmıyor. Nasıl başladı bu problem, nasıl başladı? Buraya bakmıyor şu anda kimse. Bu AK Parti'nin getirdiği problem değildi bu. Tam da işte geçmişte altyapılı çözüm üretmeyip sadece yine bir önceki şeyde bahsettiğim günübirlik o anı kurtarmaya yönelik çözümlerden kaynaklanan, yani ben 5 fazlasını vereceğim türü siyasetten kaynaklanan bir handikaptı bu. Yıllarca devam etti. Ve şimdi AK Parti bunu efendim bir şekilde kapattı, kapatmaya çalışıyor. O zaman söylediğim şey anlamak belki zor şu anda Türkiye'de. Niye zor? Bir kere 20 yıldan beri AK Parti var iktidarda. Ve AK Parti bugüne kadar ucuz çözüm yoluna hiç gitmemeye çalıştı. Hiçbir zaman seçim öncesinde seçim ekonomisi uygulamadı. Yani boş ucuz vaatlerle mesela çözmemeye çalıştı. Bir ilkel bir şey yürütmeye çalıştı. Geniş kapsamlı, uzun vadeli politikalar üretmeye çalıştı. Bunun geldi, az önce bahsettiğimiz o uzun vadeli çözümler de bunun neticesi aslında. Fakat unuttuğumuz mesela iki konu var. Onu da söyleyeyim. Biri 3600 ek gösterge, biri de sözleşmelilerin kadroya alınması konusu. Taşeronları. Taşeronları. Daha o da çok çok önemli. Sözleşme meselesi öyle. Evet, çok daha önemli detaylar var tabii o. Unuttuğumuz o kadar çok şey var. Evet. Mesela kronikleşen sorunların çözüldüğü fonu diye bir şey vardı. Konu edindirme fonu diye bir şey vardı. Evet. Oraya bir sürü para topladılar. Onlar başka yere, öncekiler, onları başka yere harcadılar. Gene bu iktidar onu ödedi ayrıca. Gibi daha birçok şey var. Şimdi endişem benim şu. O dediğim ucuz politika, popülist politikaların Türkiye'ye neye mal olduğu şimdi pek anlaşılmıyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz bazı örneklerini, bir kısmı örneklerini verdiğimiz gibi o dönemin acı faturalarını bu iktidar büyük ölçüde ödedi, kapattı. Ve tekrar çok kolay bir biçimde popülist politika uygulanabilecek bir noktaya geldi Türkiye. Bütün şu anda yok, pahalılığa falan rağmen. Onun için şimdi çok bol vaatte de bulunuyor muhalefet. Ama burada çok bence tedirgin olmamız gereken bir nokta var. Eğer ben 5 fazla veririm, ben şöyle yaparım, ben kredi kartlarını kapatırım, ben ne yaparım? Bunların sonucu gene Türkiye'nin bir 20 yıl daha kaybetmesi sebep olabilir. O halde az önce bahsettiğimiz uzun vadeli enerji açığını kapatmaya yönelik efendim Türkiye'nin şu ana kadar çektiği sıkıntıları geniş kapsamlı, geniş çözümlerle kapatmaya yönelik politikalara
sahip çıkması lazım ülkenin, yani bu milletin. Söylediğiniz bir şeye itirazım var benim aslında muhalefet açısından baktığımızda. Muhalefetin çok popülist bir vaadinin olduğunu düşünmüyorum ben. Muhalefetin vaadinin olmadığını düşünüyorum. Yani parlamenter sistemin sisteme dönmek dışında herhangi bir vaadi de yok aslında muhalefetin. Parlamenter sistemden de kastınız aslında hemen hemen eskisine dönüyor. Pardon, yani, şöyle. Hani bir yapılabileceği, hani hep bunu söyleniyor ya, sorunlar varsa sorunların çözümüyle ilgili de bir adım atılabileceğini görmüyoruz. Bununla beraber şu olacak, bu olacak, şu da şöyle olacak diye bir vaat de yok aslında ortada. Tamam, aslında aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Biraz, o zaman biraz daha açayım ben. Biraz herhalde tam izah edemedim o zaman. Aynı şeyi söylüyoruz aslında şunun için. Bahsettiğiniz şey icraat vaadidir yani. O yok, evet. Bir icraat vaadi yok çözüm ortadaki meselelerle ilgili. Ne var? Toplumda hangi konuda bir sıkıntı varsa veya hangi kesimin hangi konuda bir sıkıntısı varsa hiçbir altyapı olmadan ben bunu çözeceğim. Ben bunu bir ayda çözerim. Öbürünü iki ayda çözerim. Türü boş vaatler var. Peki. En tehlikeli olan da bu zaten. Bunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar hangi kesimle, yani toplumun hangi kesimiyle bir görüşmesi olmuşsa onların meselelerle ilgili ben bunu çözerim demiştir. Son sizin bahsettiğiniz şeyde zaten diyor bin tane çözüm bir anda şeye sokacak, devre sokacak. Bunlar ne? İsmini söylemeye gerek duymuyor. İşte bunların tamamı bahsettiğim gibi kim neden dertliyse verelim parayı kurtaralım onları dertten. Bu işte en tehlikeli şey, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ucuz çözüm, popülist çözüm dediğim şey bu işte. Ucuz çözüm, unutmayalım ki kısa bir süre sonra karşımıza daha büyük bir dağlar çıkıyor karşımıza. Yani çözüm, aslında o çözüm olmuyor. Bu iktidar 20 yıldan beri bunu yapmaya çalıştı. Bunu yapmaya çalışıyor şu anda. Buradan bakmak lazım meseleye. O çok ucuz vaatler, yani bir altyapısı olmayan vaatlere dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum çünkü o vaatlerin, o ucuz politikaların Türkiye'yi ne hale getirdiği unutuldu. Bu iktidardan önce doğanlar, o 10 yaşında olanlar şimdi 30 yaşında. Tekrar söylüyorum, bu dediğim şey ne olduğunu anlamak için 2000 öncesini, 99 öncesini bilmek lazım. Ki EYT de aslında EYT problemi, o dönemin problemi, onu söylüyorum. O dönemin problemi, evet. O bugünümüz, günümüze taşınan çok somut onu problemlerden işte biri. Evet. 2-3 dakikamız var Alihan Bey. Yine kaldığımız yerde aynı şekilde devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 5 yılın değil 100 yılın nasıl olacağına karar verecek dedi seçmen. Bu seçimde, evet, sadece liderleri mi yoksa vizyonu mu oylayacağız, ne dersiniz? Yani bir kere altılı masada bir aday çıkartmadı. O yüzden hani şu aşamada vizyon oylayabiliriz sadece şu an konuşacaksak. Ondan sonra eğer bir aday çıkartabilirlerse, çünkü benim artık umudu da biraz kaybetmeye başladım. Altılı masada tek aday çıkarmayacak gibi yani benim. Biliyorum konumuz bu değil ama onu da bir söyleyelim. Gidişat o ki altılı masadan tek aday çıkmayacak gibi görünüyor. Çıkamayacak. Yani evet, anlaşamayacaklar tek aday üzerinde. O yüzden çoklu şey olacak ve doğal olarak da şu aşamada en azından biz vizyonu konuşabiliriz. Ve o yüzden de şu aşamada vizyon oylaması olarak adlandırma kesinlikle doğru olacaktır. İşte bir tarafta kesin konulmuş projeler var, kesin konulmuş, yapılmış hadiseler var. Sevabıyla günahıyla 20 yıllık bir iktidarın veya son 5-6 senede Cumhur İttifakı'nın bir oylandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Öbür tarafta maalesef muğlak vaatler. Bence burada herhalde en doğru tabir bu olur. Detaylı hiçbir tarif yok maalesef. Ucuz vaatler. Yani ve işte yani mesela tek benim hatırladığım somut öneri bütün muhtarlara birer tane yardımcı verilecekmiş. Bu işsizliği çözecek. İşsizlik çözülür doğru. Fakat yani ben açıkçası devlet, büyük devletten her zaman yanayımdır kendi dünya görüşüne göre. Fakat devletin nereden büyüdüğü de önemli. Şimdi siz kiloyu alırsınız, kas olarak alırsınız bir kiloyu. Bu iyi bir şeydir. Fakat benim gibi ekmeğe düşerseniz, yağ olarak alırsanız bu iyi bir şey değil. Alihan Bey, sizi bölüyorum. Tabii. Süremizi hızlı bir şekilde biz bitirdik. İkinci bölümde sizinle, tabii, başlayacağım, söz veriyorum. Bu bölümü noktalayalım. 24 özelde ikinci bölümde yine aynı konu üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Efendim yeniden merhabalar. 24 özelde Nuhal Bayrak, Selam Duran ve Alihan Cimoncuoğlu ile beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümün son dakikaları içerisinde 2023 seçimleri üzerinden okumuştuk. 2022 yılında verilen müjdeleri, diplomasi hamlelerini, diplomasi
başarılarını Alihan Bey ile Alihan Bey'le noktalamıştık en son. Hocam size virgül atmıştık. Virgül koymuştuk daha doğrusu, noktalamamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünden bahsetmiştim Alihan Bey'e sözü vermeden önce. Çok önemliydi bu. Türkiye bu seçimlerde sadece gelecek 5 yılını değil, gelecek 25 yılının, 50 yılının, hatta 100 yılının nasıl olacağına karar verecektir dedi. Bu kararı nasıl verecek diye ben yeni bir soru sorayım o zaman. Yani oy vererek verecek tabii ki. Millet olarak sandığa gideceğiz. Benim tahminim Mayıs'ın ortasında olacak. 4 Mayıs'ta ben de öyle. Ben en başından beri söylüyorum. Ama şu an için açıklamalar hala Haziran'da. Ama şunu söylemek lazım. Haziran'da biliyorsunuz sınav tam, evet, bir yanlış bilmiyorsam üniversite sınavına denk geliyor veya KPSS ikisinden birine. Gerek yok. Yani zaten fiilen de biz seçim atmosferine girdiğimiz için. Sonra zaten karar verdiler herhalde. Erken seçimde demeyiz zaten. Bir ay önce alınmış bir seçime biz erken seçim diyecek halimiz yok. Bu zaten zaruri bir ihtiyaç. Sınav olduğu gün seçim olamayacağına göre değil mi yani? Hani çekilebilir. Mayıs şartları daha uygundur da oy kullanmaya, onu da söylemek lazım. İnsanlar açısından da ekseriyetle daha kolay oy verir. Tatilciler, yazlıkçılar vesaire olmayacağı için Mayıs'ta inşallah sandığa gidip hepimiz vatandaşlık hakkımızı veya vatandaşlık ödevimizi aslında yerine getireceğiz inşallah. Oyumuzu verirken de. Ama bu bir varsayım yani, bunu bir kez daha bence Mayıs ayında diyorum. Ben şimdi bir siyaset bilimci olarak herhalde bu kadar tahmin yapmaya hakkım vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Net bir şekilde şunu söylemek lazım. Gerçekten hani dediğim gibi ortada bir muğlaklığa karşı net tavır, net aday, net bir takım vaatler var bir kere. Bu net. Bence burada hiç tartışacak bir şey yok. Altılı masa bence ilk bir ya da ikinci buluşmaya geçerek söylüyorum. İlk bir ikisinde çünkü hepimiz, herkes, ben işim gereği veya merak gereği, herkes bir eğildi ne oluyor vesaire diye. Fakat sonrasındaki bütün toplantılar bir sorunlu bir ilişkinin ortaya çıktığını zaten ortaya çıkardı. Bakın hala biz altılı masada bir oylamanın bir kararı nasıl alındığını bilmiyoruz. Yani oy oranlarına göre mi ağırlıkları var? Veya 6 tanesinin oyu eşit mi, 1 mi, daha bunun paylaşımının bile yapılamadığını biz görüyoruz masada. Ve gerçekten yani bakın Cumhurbaşkanı adayı daha konuşulmadı. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bile şimdi herhalde yeni 5 Ocak'ta sanırım galiba bir araya geleceklermiş. Hep de böyle önemli tarihler. Ama o zaman da gibi karar beklenmiyor. Yok yok yani, ama herhalde ilk defa o zaman konuşacaklar diye düşünüyoruz, en azından bize gelen haberler bu doğrultuda. 5 Ocak kararlarının yıl dönümünde. Hep bir şeyin yıl dönümüne denk getiriyorlar. Bu toplantılar nasıl oluyor bilmiyorum ama. 28 Şubat. Evet, Şubat'ta başlıyor. Evet, 5 Ocak'ta. Şimdi bu da 5 Ocak kararlarının yıl dönümüne denk geliyor herhalde. Sürekli böyle devam eden bir altılı masa toplantılarını görüyoruz. Hatta bir ara altılı masa yedili yapmaya çalıştılar ama o veto edildi biliyorsunuz. O BTP dahil edilmek istendi. O alınmadı. Şimdi biz daha çok neyi duyuyoruz? Bir takım işte içerideki partilerin problemlerini. Şimdi seçim sisteminin değişmiş olması aslında bu netliğin azalmasında da çok büyük bir faktör oldu bu arada. Onu da söylemek lazım. Şimdi seçim sistemi değiştiği için diğer bütün partiler, yani CHP ve İYİ Parti'yi ayırarak söylüyorum. Diğer 4 parti kendini CHP'ye daha yakınlaştırdı. Çünkü hesap şuna döndü net bir şekilde. Ben dedi CHP listelerinden aday gösterirsem seçilme ihtimalim daha çok artıyor veya daha çok milletvekilini meclise sokma şansım ortaya çıkıyor. Bu da masada İYİ Parti'nin elini güçsüzleştirdi. Böyle enteresan bir denklem kurulmuş oldu artık yeni seçim sistemiyle. Bu da belli ki İYİ Parti'yi rahatsız etmiş. İYİ Parti sürekli işte biliyorsunuz bu en son Saraçhane'deki olaylarda vesaire de net bir şekilde yani herhalde bir İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir tek sahneye çıkıp işte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Bey'dir demediği kaldı. Fakat Kemal Bey orada uçakta o anda filan. Yani bir düzensizlik, bir karışıklık net bir şekilde göze çarpıyor diye düşünüyorum. Düzensizlik, karışıklık dediniz. Burada tam şunu sormak istiyorum Alihan Bey. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü dedim ya. 25 yılının, 50 yılının, hatta 100 yılının nasıl olacağına karar verecek. Şimdi seçmen sandık başına gittiğinde olayı biraz somutlaştıralım istiyorum, evet, bir siyaset bilimci olarak. Şimdi bahsedilen sistemde güçlendirilmiş parlamenter sistem veriliyor. Buna çok kısa gireceğim. Bunu sonra kapatmak istiyorum. Cumhurbaşkanını halk seçecek. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı %50 artı 1'in oyunu almak zorunda. Ama bir yandan altılı masanın veyahut da altılı masadan biri olursa işte diğer kalan 5 liderin sözünden çıkamayacak. Şimdi o tarafa seçmen gidip oy verdiğinde nasıl bir 50 yıllık ya da 10 yıllık ya da 5 yıllık bir ülke tasavvur edecek?
Yani ne olacak? Orada ciddi bir karışıklık. Hep o önceden bahsettiğimiz koalisyonlar dönemi gibi bir dönem mi olacak eğer böyle bir durum olursa? Seçmen ben, kalkıp oraya oy verirsin. Ben size bunu biraz somutlaştırmak istiyorum. Bu söylediklerinizin ben size bir fazlasını daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Anadolu çocuğu hep iki fazlası, beş fazlası söyler. Onu da söyleyeyim. Bence daha da enteresanı. Şimdi bir de çoklu aday konuşulmaya başlandı. Şimdi deniyor ki ama altılı masanın adayı veya adayları bu altılı masada alınan kararlara bağlı kalacak deniyor. Şimdi o zaman niye farklı aday gösteriliyor o zaman? Veya diyelim biz burada dört kişiyiz. Dördümüz de çıktık diyelim altılı masanın adayı olarak. Zaten tek bir metne bağlı kalacaksak benim çıkmamın işte Nuh Bey'in çıkmasının hocamın çıkmasının filan ne manası var? Yani zaten 4 aday, 3 aday veya 2 aday hiç manası farklı yok. Yerlerde veya aynı şeyleri söylüyor. Veya adayın Ahmet, Mehmet, Ali, Veli neyse olmasının da hiçbir manası yok. Bir kere yani zaten çok mantıklı değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem denildi. Metni okudum. Yani ilk etapta tabii kısmen okuyabilmiştim. Benim anladığım gene tabii hocam varken benim şeyim diyor çünkü sonuçta anayasa metni. Ama benim anladığım sanırım HSK seçimlerinde bir takım değişiklikler haricinde eski sistemin hemen hemen birebir aynısı. Bilmiyorum hocam yani. Bayağı söyleyeceğim. Kabaca yani herhalde en azından. Benim ıskaladığım bir iki bir şey illa vardır ama genel manada çok benzeri diyelim en azından aynısı olmasa bile. Tamam ona da tamam. O zaman da peki ben o Cumhurbaşkanı'na niye oy veriyorum şu an? Veya şey de enteresan şunu diyemedikleri için tabii artık Cumhurbaşkanı'na hak seçmeyecek. Bunu hiçbir zaman hiçbir ülkede diyemezsiniz. Yani siyasetin doğasına aykırıdır. Ben senin elinden Cumhurbaşkanı seçme hakkını alıyorum diyemeyecekleri için ne diyorlar? İşte Cumhurbaşkanı hak seçmeye devam edecek ama hiçbir etkisi olmayacak. Tamam hiçbir etkisi olmayacaksa o zaman ben niye sandığa gidip Cumhurbaşkanı'na oy vereceğim? Gitsin olsun birisi yani işte. Yani. O nasıl ne vaatte bulunacak ayrıca seçimde o kişi yani? Evet. Valka ne vaat edecek de? Ben şey mi diyecek? Ben ülkeyi en iyi ben temsil ederim. Hayır en iyi ben temsil ederim. Bu yani. Çünkü dış temsil ve devlet başkanlığı haricinde çok da bir yetki vermiyor. Yani işte ne bileyim eskiden sadece Abdullah Gül Tayyip Erdoğan değil daha önceki zamanlarda işte Ahmet Nezih'de falan. Aday, en azından nasıl oyu isteyecek ama? Evet, rektör atıyordu mesela. Diyecek ki işte ben daha iyi rektörler atacağım falan. O bile kalmıyor bu yeni şeye göre. Ne olacak o zaman? Yani tamamıyla aslında meclise verecek yasama yürütmeyi. Bu da bir yöntemdir. Yani hani ben Türkiye uygunluğu konusunda şüphelerim var ayrı ama bu da bir yöntemdir. Bunu anlayabiliyorum ama o zaman niye Cumhurbaşkanını halka seçtirmeyi de o zaman de ki ama işte bunu da popülizme karşı olduğu için bunu diyemiyor ki o zaman bu kadar az yetkili Cumhurbaşkanı'na siz seçmeyi verin diyemiyor halka. O zaman çünkü hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanlığı referandumunda Türkiye'de herhalde referandumlarda rekor gibi bir oyla %67 civarıyla halk evet. Ben seçeceğim tamam Cumhurbaşkanı'nı dedi. Evet. Zaten hiçbir halk da hayır yok ben seçmeyeyim kardeş siz seçmeye peki. Devam edin demez. Zaten işin doğası da bu. Peki. Selam Bey size döneceğim. Evet. Şimdi seçimleri Türkiye penceresinden baktık ama bir de şöyle bir gerçek var az önce Alihan Bey'in dediklerinin üzerinden. Şimdi bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyor muhalefet. Ama muhalefet seçimleri kazansa dahi mecliste öyle bir parlamenter sisteme dönecek çoğunluğu yakalaması mümkün gözükmüyor zaten. Yani hiçbir ankette böyle bir şey zaten gözükmüyor. Muhalefet kazansa dahi sanıyorum insanların şunu bilmesi lazım ki başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi aynı şekilde devam edecek. Böyle bir çoğunluğa referanduma götürme, mecliste öyle bir çoğunluğu yakalama şansı zaten gözükmüyor muhalefet partilerinin. Şimdi bunun üzerinden eklemelerinizi de alırım ama ben şunu merak ediyorum sizin söyleyeceklerinizi. Seçimleri Türkiye üzerinden baktık, vatandaşlar üzerinden baktık. Şimdi üç farklı pencereden bakalım istiyorum. Türkiye dışında bakalım. Biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Avrupa Birliği, bir diğeri de Rusya olarak düşündüm. Rusya'nın buradaki tavrı oldukça önemli. Bu üç aktörün penceresinde 2023 seçimleri ne ifade eder? Onları mutlu edecek sonuç hangisi olur? Üç aktörü de ayrı ayrı değerlendirelim. Evet. Şimdi aslında ilk sorunuzla ilgili olarak yani temas edilen konulara da bir katkı babında söylemek isterim. Şimdi Türkiye'nin tabii önümüzdeki aylarda yani artık Mayıs mı Haziran mı olur göreceğiz. Ama netice itibariyle Türkiye bir seçim satımı haline girdi. Aslında şöyle bir sistem meselesiyle ilgili olarak benim yani çok birçok vesileyle ifade ettim. Aslında bugün halkta da soruldu. Bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırma da var. Halkın birinci gündemi acaba sistem meselesi.
Kesinlikle doğru bir nokta. Değil. Araştırma değil. Yapılmış yani. Biz bunu hani halkın bugün eğer siyaset halk için millet için yapılıyorsa halkın gündeminde olan meselelerle ilgili, ana meselelerle, sorunlarla ilgili iktidara talip olan siyasi partilerin çözüm önerilerini ortaya koymaları lazım. Şimdi halkın gündeminde bir sistem meselesi yok. Zaten altılı masanın da en büyük çıkmazı o. Ben halen siyaset bilimi açısından söylüyorum. Çünkü altılı masayı bir araya getiren birinci temel motivasyon sistem değişikliği. Şimdi bu sistem değişikliğiyle ilgili zaten bizim çok partili hayata geçtikten sonra siyasi tarihimiz belli. Yani belirli vesayet odaklarının milli irade üzerindeki ipoteklerini biliyoruz. Yani bunun Türkiye'nin son 60-70 yılına geri gittiğinizde görürsünüz. Yani ortalama hükümet sürelerinin 1-1,5 yıl arasında olduğu, 3 aylık hükümetlerin olduğu. Şimdi bunlar altılı masa bir anayasa değişikliği önerisi geldi. 94 madde ben de baktım. Şimdi aslında oradaki önemli olan hususlar şöyle. Zaten aslında her siyasi partinin parti programlarında olan hususlar vardır. Değil mi? Yani hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, işte belirli kurumlardaki reform önerileri. Bütün bunlar zaten bakın ilki olarak hemen hemen bütün siyasi partilerde vardır bunlar. Onların getirdiği en önemli yenilik aslında Alihan Bey kardeşim onu az önce kısmen temas etti. Yapıcı güvensizlik oyu dediğimiz. Yani eski parlamenter sistemle şimdi adını güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem dedikleri husus bu. Yani orada yapıcı güvensizlik oyu var. Biz buna rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem diyoruz literatürde. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle faşist dikta yönetimlerinin olduğu İtalya, Almanya ve İspanya'da bir süre uygulamaya konulan yöntemdir. Onun da amacı şudur. Geçici ara çözümler getirmek. Bakın hükümetin siyasetin istikrarına yönelik değil. Sadece koalisyon dönemlerinde ortaya çıkabilecek krizlerde meclisin çalıştırmasını öncellemek. Gelecek yasa tekliflerini meclisten geçirmektir. Bunu getirmeye çalışıyor. En önemli şeyleri bu. Hocam ama bunu biraz daha hızlı toparlayalım ve ülkeleri şimdi dolayısıyla geçelim. Yani diğer hususlarla ilgili şimdi zaten bakın hayat bağlılığı, ekonomi meseleler, küresel faktörleri biliyoruz. Türkiye'den ki Türkiye'nin iktisadi potansiyelini biliyoruz. Aslında bir demokraside muhalefet için en önemli avantaj ekonomik meselelerle ilgilidir. Ama biz görüyoruz Türkiye'de işte hayat pahalılığıyla ilgili bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Hayat pahalılığı var diyor. Hayat pahalılığını özellikle de ben bunu her zaman altını çiziyorum. Bugün AK Parti iktidarını ve Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının büyük ölçüde, çok büyük ölçüde dar gelirli kesim olduğunu düşünüyorum ben. Sabit ücretli kesim olduğunu düşünüyorum. Anadolu'da yaşayan insanlar olduğunu diyorum. Yani beyaz Türklerin bugün istisnalar olabilir. Ama ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir teveccühleri olduğu kanaatinde değilim ben. Dolayısıyla zaten hükümetin de son dönemlerde atmış olduğu adımlara bak. Çünkü seçmen sosyolojisi olarak dayandığı taban o. İstanbul'a bakın. Bağcılar'da kim seçimleri alıyor? Sultanbeyli'de kim alıyor? Gazi Osman Paşa'da kim alıyor? Esenler'de kim alıyor? Bir diğer tarafta da Beşiktaş'a bakın, Kadıköy'e bakın, Bakırköy'e bakın. Dolayısıyla AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu biliyor. Yani 50 yıldır siyasetin içinde. Dolayısıyla bu dar gelirli kesimin alım gücünü yükseltme noktasında devlet bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Şimdi bir diğer hususa gelelim. Sizin sorunuzla bağlantılı olarak. Aslında Türkiye'deki hangi ülke hangi ülke ne ister? Evet. Şimdi gerçekten 2023 seçimleri çok önemli bir seçim. Biz her seçim öncesinde Türkiye'de bu cümleyi çok duyarız. Söylenir de. Ama bu neden önemli biliyor musunuz? Bir, bu yeni yönetim sistemi dediğimiz yani teknik olarak ben başkanlık sistemi diyorum ki bazı konularda da gerçekten orada iyileştirmelerin yapılması lazım. Doğru. Sayın Erdoğan da bunu konuyu temas etti. Denge denetim meselesiyle ilgili olarak belirli bir uyum yasaları var. Onlarla doğru. ilgili olarak bu tahkim edilmesi. Yani aslında biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, başkanlık sistemini tahkim edecek, iyileştirecek adımların reformların atılması önemli. Doğru. Şimdi sizin de ifade ettiniz seçimleri varsayalım ki muhalefet kazan. Sizin zaten siyaset açısından politika açısından sistem değişikliğine gitmeniz için 2-2,5 yıldan
az bir fazla bir zamana ihtiyacınız var. Doğru. Yani yapılacak 4-5 seçimde muhalefetin veya ana muhalefet partisinin Türkiye'de birinci parti çıkması lazım. Bu siyaset bilimi açısından mümkün mü? Türkiye'nin siyaset sosyolojisi belli. Dolayısıyla yani teorik olarak mümkün olan ama pratikte uygulama kabiliyeti olmayan bir söylemle gündeme geliyorlar aslında altılı muhalefet. O zaman bir senedir mümkün olması, yapılması tabii, mümkün olmayan ama bir konuyu konuşup evet, dağılıyorlar. Türkiye'nin 23 seçimleri şu. Bir, sistemin tahkim edilmesi. Çünkü gerçekten sistem artılarıyla eksileriyle tartışabiliriz akademik anlamda da. Ama yeni bir sistem. Yani 2017'de kabul edildi, 2018'de cari oldu. Yani fiilen hayatımıza girdi. Şimdi 4 yıllık, 2-2,5 yılında da pandemi dönemi vesaire sayın bunu. Dolayısıyla sistemin tahkim edilmesi noktasında önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl. Şimdi Türkiye vizyonu, 100 yılı vizyonu sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açıkladı. 1,5 ay önceydi. Bakın orada... Vizyon dediğimiz mesele, Türkiye 100 yılı dediğimiz mesele sizin ülkenin temel meselelerine, dünyanın temel meselelerine makro bakışınızı yansıtır. 50 yıllık, 100 yıllık bakışınızı anlatır. İşte bu nedenle zaten 2053-2073 hedefleri derken bunlar bazıları için çok böyle şey gelebilir, soyut kavramlar gelebilir. Ya da çok uzakmış gibi. Çok, ama devletlerin hayatında... Bunlar kısa sürelerdir. Evet. İnsan yaşamıyla doğru. İnsan ömrü işte 70'li yıldır, 80 yıldır vesaire. Ama devletler uzun vadeli planlama yaparlar. Bakın Türkiye 100 yılı vizyonundaki peki, şeye bakın. Geçti mi ben şeye söyleyecektim. Bir iki cümleyle. Bir iki cümleden. Türkiye 100 yılı vizyonunda oradaki bakın Sayın Bahçeli de katıldı bizzat. Sayın BP lideri de katıldı ve Sayın Erdoğan'ın zaten 2 saate yakın bir konuşması oldu. Orada Türkiye'nin bakın temel mesele güvenlik, ekonomi, demokrasi, yargı, dış politika hem bölgesel anlamda hem uluslararası anlamda. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin temel vizyonunu ortaya koyuyor. Yani ittifak olarak, Cumhur İttifakı olarak. ABD ve Avrupa Birliği bağlamında söyleyelim. Tabii ki zaten uluslararası sisteme baktığımız zaman ABD malum küresel bir lider. Avrupa Birliği'nin malum ekonomik bir güç, ciddi bir güç. Rusya da malum önemli bir askeri güç. Ekonomik olarak ABD ile kıyaslanmasa dahi. Ama şudur. Türkiye'de istikrarlı bir yönetim sisteminin olması noktasında elde edeceği büyük avantajın yani hükümet etme, ülke meseleleriyle, dünya meseleleriyle ilgilenme noktasında parlamenter sistemi ve özellikle de Sayın Erdoğan'la ilgili rezervleri olduğunu biliyoruz. Ama şunun da altını çiziyorlar. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, eski Almanya Şansölyesi Başbakanı Schröder şunu söyledi. Türkiye'nin son yıllardaki geldiği pozisyon, geldiği konum bölgesel bir güçtür. Yani bunu gerçekten rasyonel olarak bakan, tarafsız olarak, adil olarak bakan bu hakkı teslim ediyor. Yani bu ülkenin işte son yıllarda yaptığı atılımlarla, işte Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu politikalarla, iradeyle Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu. Küresel anlamda da oyun bozucu. Bugün Türkiye'nin olmadığı bir 2022'de Libya'da, çok net gördük pek çok olayda. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Ege'de, Kafkasya'yı görüyorsunuz. Yani bizim pek o Tal Koridoru anlaşmasıyla yetinmeyin. Sayın Erdoğan'ın sanıyorum bir ay olmadı. 3 hafta önce Türkmenistan'da bir zirve oldu. Türkmenistan ve Azerbaycan liderleriyle ve Türkmen gazının Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki konumu, pozisyonu bu hükümetin istikrarlı, siyasette istikrarın devam etmesi durumunda giderek artar. Çünkü Türkiye gerçekten nüfus... Genç nüfusuyla, insan birikimiyle, tarihiyle, misyonuyla bir
bir cihan devleti, imparatorluk bakiyesi bir devlet. Yani biz böyle ne bileyim ABD gibi veya 100 yıl 50 yıl önce sömürgeci güçlerin kurduğu devletler değiliz. Yani bizim 2000 yıllık devlet geleneğimiz var. Her ne kadar dönemler değişse de ama 100 yıldır biz cumhuriyetle müşerref olduk. Cumhuriyetle yönetilen bir ülkeyiz ama cumhuriyette önemli olan idarenin, siyasetin millet iradesine dayanmasıdır. Ve millet iradesi de şudur, gayet nettir. Zaten bunu Fransız düşünür Rousseau da diyor. Diyor ki cumhuriyet bölünmez, tek millet iradesidir, halk iradesidir, bölünmez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken neyi anlıyoruz biz? Egemenlik millete ait olacak. Yani seçimle gelen seçimle gidecek. Demokrasi de bu değil midir, süreçler? Dolayısıyla yani tabii ki demokrasinin, halk yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı meselesi vardır. Kuvvetler, denge, denetim vardır. Ama en önemli şey antidemokratik müdahalelerin olmaması. Yani ne askeri vesayet, ne bürokratik vesayetin siyasi iradeye müdahale etme imkanının olmaması, bunun kesilmesidir. Peki. Önümüzdeki seçimlerde bu çerçevede bence Türkiye'nin gerçekten önümüzdeki 100 yılı, 50 yılını ciddi şekilde etkileyecek bir seçim olacak. Tabii ki milletin iradesi, milletin tercihi başımızın üstündedir. Bunu da altını çizmemiz lazım. Şimdi ilk bölümde de biraz değindiğimiz o normalleşme süreçleri içerisinde belki de son dönemin en önemli başlığından biri, en önemli normalleşmelerden biri belki de Suriye ile normalleşme süreci. Şimdi iki temas 11 yılı üzerine, ilk temas geçtiğimiz çarşamba günü 28 Aralık'ta gerçekleşti. Biraz süreçten bahsedeyim. Suriye Rusya Savunma Bakanları, Türkiye Savunma Bakanı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldiler. Tabii önemli sorunlardan, konuşulan konulardan biri ki Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabası. Bu sanıyorum altı çizilesi başlıklardan bir tanesi. Şimdi tabii kimler rahatsız oldu sorusu da çok mühim. Bu noktada rahatsızlığını açıklayan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve elbette terör örgütleri. PKK, PYD, YPG terör örgütü. Şimdi Nuh Bey sizinle başlamak istiyorum. Normalleşme tamamlandığında ya da normalleşmenin en önemli aşaması olan liderler bir araya geldiğinde, ortak bir masa etrafında buluştuğunda artık biz Suriye ve Türkiye için neleri konuşuyor olacağız? Tabii bu süreci aslında biraz da en başından beri konuşmakta da fayda var. Şimdi süre daraldı galiba. Elimden geldiği kadar kısa şey yapmaya çalışacağım. Ama dediğiniz gibi biraz geriden bakmak önemli. Şunun için önemli. Şimdi bu süreç başlayınca, bir de bunun adı normalleşme süreci denince, o bildiğimiz müzmin muhalefet, o zaman bu 11-12 yıl niye harcı bu kadar şey niye çektik? İşte bu insanlar buraya niye geldi gibi şey söylüyor. Sanki Türkiye bu süreci başlatmış ve Türkiye artık 11 yıl Erdoğan 12 yıl direndikten sonra şimdi normalleşmeye karar vermiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu kadar zaman niye geçti deniyor. Şimdi öyle değil aslında. Nereden başladık, nereye geldik? Kısaca bakmak lazım. Bu sürecin benim açımdan ayrıca bir özel önemli tarafı var. 2009'u önce bir hatırlamak lazım. Bu çözüm sürecinin ilk teşebbüslerin başladığı bir dönemdi. Yani o dönemde başladı. Daha sonraki yıllarda devam etse de asıl şey 2009'dadır. İrade ve ortaya konan proje 2009'dadır. Evet. Tam da o zamanlarda, tarihini de söyleyeyim, 16 Eylül 2009 günü Beşar Esad Türkiye'ye geldi. Bir Ramazan'da bir iftar günü, Bav Otel'de bir iftara geldi. Başbakanın o zaman başbakanın iftarına, ki son gelişidir o. Biz o çok önemli bir ziyaretti. Ondan 4 gün önce, yani 12 Eylül günü biz birkaç yayın yönetmeni arkadaşlara beraber Şam'a gittik ve orada Esad'la röportaj yaptık. Buraya gelmeden önce. İnanamazsınız. Yani önce şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın o günkü şeyde 3 gün kalmış bayrama. Ramazan 3 gün kalmış bayrama. O iftarda konuşmasında şunu söylemişti. Biz bugün bir karar aldık. Vizeleri kaldırdık Suriye ile ve bundan sonra artık hiçbir şekilde vize olmadan Suriye bizim için Ortadoğu kapımız oldu. Bundan sonra daha önemli gelişme olacak gibi bir şeyde bulunmuştu. Bizim röportajımızda ise Esad
Türkiye'nin çözüm sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin istikrarı bizim istikrarımız demektir. Ayrıca biz çok önemli bir reform dönemi süreci başlatıyoruz Suriye'de. Hatta inanamazsınız yani bunun için de her şeyin konuşulduğu bir medya olması lazım. Serbest medya olacak gibi şeyler, ifadeler kullandı röportajda. Hatta akşamleyin orada ayrıca bize iftar vermişti. İftarda da o meşhur bir Müseyna Şaban var. Onun devamlı olarak danışmanı, sürekli olarak onu düzelten röportajda da. O yoktu iftarda. Kayıt yok. Şu ifade kullandı. Aslında ben çok daha fazla reform yapmak istiyorum ama Bağız, etrafındaki Bağız kuşatması beni engelliyor dedi. Bunlar çok önemli tabii. Off the record olarak. Evet. Başka arkadaşlar da vardı. Yani yönetmenler de vardı. Ben bir başkasından daha dinlemiştim bunu. Evet. Şimdi yani bundan bahsetmemin sebebi şu. 2009'daki Türkiye-Suriye ilişkileri buydu. Fakat bundan 2 sene geçmeden daha 2011'de şöyle bir Suriye çıktı karşımıza. Olaylar başlar başlamaz. Şimdi bilir bir herkes konuşuyor. Türkiye olaylar başlar başlamaz Suriye ile irtibatı kesmedi. En son irtibatı kesen Türkiye'dir Esad'la. Kupürlerimiz var gazetelerde. Olaylar devam ettiği halde Sayın Başbakan Erdoğan'ın Esad'la telefon görüşmeleri var. Bu şeylere bırak, bu müdahaleleri reform yap falan diye. Fakat olaylar başlar başlamaz bambaşka bir Esad çıktı karşımıza ve ilk yapılan şey, bak unutuluyor hep, ilk yapılan şey Türkiye'nin sınırı boyunca Suriye'nin kuzeyine Kandil'den getirilen 1000 kadar en azılı PKK teröristi yerleştirildi Türkiye'nin sınır boyuna. Ve Afrin civarına 2 tane şey açtı Esad. Terörist yetiştiren kamp kurdular. Orada o kamplarla yetiştiren teröristler Türkiye'ye göndermeye başlandı. Çünkü bunun bir sebebi vardı. Dediğim gibi o ilişkiler çok ilerlemişti Türkiye'nin Suriye ilişkileri. Öbür taraftan Büyük İsrail'le ilgili bir adımlar var bir takım. Bunun amacı Türkiye'nin güneyini kapatmaktı. Yani Türkiye'nin aşağı şeyini engellemekti. Şimdi birdenbire bir terör sorunu çıktı Türkiye'nin başına. Olaylardan sonra. Suriye'nin kuzeyinde. Kuzeyinde. Ve görüldü ki aslında Suriye'nin karışmasının asıl amacı Türkiye'deki terörün artmasını sağlamaktı zaten. Yani o kamplar devam edin. Devamını biliyorsunuz. İşte kantonlar oluşturuldu. Bunlar birleştirildi. Ve Amerika'nın çok ciddi ağır desteği sayesinde sadece Suriye'nin kuzeyi değil, Irak'ın kuzeyinden itibaren Akdeniz'e kadar bir terör koridoru çalışıldı ve buna Amerika buna çok abandı. Bütün gücünü abandı. Önce DH oluşturuldu. Ardından PYD, YPG meşrulaştırılmaya çalışıldı. Ayrıca. Geldik. Türkiye 2016'dan sonra 15 Temmuz'un sonundaki hareketleriyle bu şeyi o koridoru parçaladı. Şimdi niye önemli şu andaki bu normalleşme süreci? Türkiye'nin şartları var. Bakın ilk önemli siz de vurguladınız. Suriye'deki Türkiye'ye yönelik terör tehdidiyle mücadele. Zaten Türkiye'nin en çok istediği şeyi bu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü şu anda orada bulunanlardan fazla Türkiye, yani güya İran, güya Rusya, hatta Amerika, güya özellikle Esad'a destek için geldiler oraya. Hayır, onların her birisinin ulusal çıkarları var. Uluslararası çıkarları var. Sadece Türkiye gerçek anlamda Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyor. Çünkü toprak bütünlüğüne sahip olmuş bir Suriye ancak Türkiye'ye terör tehdidini ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla Kesinlikle. Bugün Türkiye masaya otururken ilk önemli şartlarından birisi, ilk önemli şartı Türkiye'ye terör tehdidini ortadan kaldıracak bir Suriye ortaya çıkması lazım. O zaman Türkiye orada bulunmasına gerek kalmayacak. O bakımdan şöyle değil, yani boşu boşuna bu kadar zaman kaybedildi Türkiye için başladığı yer geldi. Hayır, asla. Bir, oradaki Türkiye'nin aleyhine olan o oluşum Türkiye'nin tamamen iradesi dışında ve Amerika'nın öncülüğünde olan bir oluşumdu. Az önce bahsettiğimiz gibi kendi çıkarlarından ötürü bir koridor oluşturmaya çalışıyordu. Türkiye bunu bozdu. Bugün de Türkiye tekrar Suriye rejimini Türkiye'ye tehditin ortadan kaldırılmaz noktasına getirdi. Çünkü tekrar söylüyorum, tamam Amerika'nın çıkarları içinde ama o terör koridoruna PKK'lılar getirip yerleştiren Esad'dı başlangıçta. Bugün o Esad'ı Türkiye
terör tehdidini ortadan kaldırma noktasına beraber mücadeleye getirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin asla ve asla bir tavizi söz konusu değil. Türkiye tekrar eski Suriye dönüşü için zorluyor şu anda süreci. Bu aynı zamanda Türkiye'de terör odaklarının oradan kalkması anlamına geliyor. Yani Esad'ın bölgeye yerleştirdiği teröristler ABD ile beraber kılıf değiştirerek PKK, PYD, YPG bağlamında ülkeyi parçaladılar. Şimdi zaten ABD ile beraber. Esad'ın tehdit oldu şu anda. Bütün petrol kuyularının başındalar. Aynen. Bekliyorlar aynen. Şu anda orada. Aynen. Dolayısıyla bu süreç önemli bir süreç. Bu sürecin devamında bu bizim için çok büyük mesele olan mülteci göçmen meselesinde uzun vadede çözüme gireceğini ben düşünüyorum. Evet. Yeni gelmeyecek ki buradan da geri dönüş için. O bakımdan normalleşme dediğiniz şey aslında bir anlamda belki uzun vadede 2011 öncesine dönme anlamı taşıyor diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin komşularıyla istikrar hem ekonomik hem siyasi hem de askeri anlamda Türkiye'nin istikrarı demek. Alihan Bey size döneyim. Şimdi teröre karşı ortak mücadele konusu çok çok kritik sanıyorum iki ülke içinde. Bu sürecin nereye doğru evrileceğini düşünürsünüz? Yani şimdi bir kara operasyonundan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ediyor. Bizim belli, önümüzdeki süreçte yapacağımız şeyler de belli. Terörün belirli bir noktaya kadar süpürülmesinden bahsediyoruz. Normalleşme ile beraber terörün tamamen yok edilmesinden mi bahsedeceğiz? Elbette doğal olarak. Zaten burada Suriye meselesinde bence iki önemli mesele var. Bizi ilk ilgilendiren iki mesele var. Bugün Türkiye'de sokağa çıktığınız zaman gündemine vatandaşın diye baktığınız zaman birinci mesele iktisadi durum, ikinci mesele sığınmacı meselesi. Şimdi sığınmacı meselesinin hallolması için çünkü Türkiye gerçekten dünyada hiçbir ülkenin almadığı kadar, hiçbir ülkenin almayacağı kadar, hiçbir ülkenin alamayacağı kadar çok sığınmacı aldı. Burada da yani Türk milletinin de yüce gönüllülüğünü de bir kere daha vurgulamak lazım. Bakın dünya, batıdaki herhangi bir ülkeye bunun yarısı kadar, bunun dörtte biri kadar sığınmacı gelmiş olsa orada artık Hitler mi hortlar? Aynen. Irkçılık mı hortlar? Ne hortlar? Yani böyle korkunç bir şeyler olurdu. Onu söyleyelim birincisi. İkincisi sonuçta bunun bir çözülmesi lazım. İkinci mesele de sizin de bahsettiğiniz gibi terör meselesi. Ciddi manada bir terör yatağı olmuş durumda. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu günümüzde baktığımız zaman. Başta Ayn al-Arab zaten en meşhur orası olmak üzere. Bir de güneydoğudaki bölgesinde, kuzeydoğudaki bölgesinde Suriye'nin. Oradan Türkiye'ye biliyorsunuz füze bile atılmışlığı var geçmişte. Şimdi bunların artık bir şekilde biz zaten bazı bölgeleri temizledik. Bir de şu anda Rusya'nın Ukrayna bataklığına sıkışmış takılmış olmasının da bizim için de bir avantajı var. Rusya'da biraz hem elini çekti hem de bizim Rusya ile ilişkilerimiz daha iyi gittiği için Rusya'da bize daha rahat oynamamız için daha fazla da alan açıyor. Burada ikna edilecek tek bir artık şey kalıyor ne diyelim? Esad. Amerika'nın etkisi kırılmış durumda ve Amerika'da da seçimler olacak. Ben inanıyorum ki artık Demokrat Parti bir süre seçilemeyecek Amerika'da. Ve Cumhuriyetçi ve Trump'a yakın veya Trump tekrar başkan seçilirse daha anlaşılabilir bir muhatap bulacağız Türkiye olarak karşısında. Donald Trump evet Türkiye'ye en başta bir iki kazık dağıttı. Fakat Donald Trump başkanlığını incelediğimiz zaman ilk başladığı yerle bitirdiği noktayı karşılaştırdığımız zaman aslında Türkiye'yi birçok konuda Türkiye savlarına doğru yakınlaşan bir Trump'ı net bir şekilde görebiliriz. Hatta Suriye'nin kuzeyindeki meselede kendisi söylemişti. Ya biz ne yapıyoruz? Koca Türkiye'yi bir avuç serseri için mi terk ediyoruz da Türkiye'yi öbür tarafı seçiyoruz. Bunlar da kendilerini savunamıyorlar. Sürekli bizden yardım istiyorlar. Biz çekildiğimiz anda imdat bizi kurtarın diye bize söylüyorlar. O zaman demek ki bunların burada durması zaten bu işin doğasına aykırı diye kendi açıklaması var. Kendi ağzından birebir. Ama ikna edemedi işte. Efendim? Kendine yakınlar ikna edemedi evet. Ama yani. Ama sonuçta Trump bir daha gelirse daha güçlü geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü yavaş yavaş kendi senatörlerini de seçtirmeye vesaire başladı. Her ne kadar beklediği kadar iyi geçmediyse de ara seçim gene kazandı bu arada Trump yani. Ama beklediği kadar yani büyük bir ABD seçimleri oradaki sahadaki duruma da etki ediyor. Muhakkak tabii ki. Her bir şey bahsediyor. İşte Amerika'nın devlet aklını diye bahsedilir ama yani devlet aklı da olsa her ülkenin devletin ama sonuçta yani siyasi iktidarın değişmesi bazı konularda çok büyük değişimler yaratabiliyor. Hı-hı. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konulardan bir tanesi bence. Ben her zaman hemen hemen her zaman Cumhuriyetçi bir başkanı Beyaz Saray'da Türkiye açısından yeğlerim. Esad üzerinden biraz. Esad zaten üzerinden yani. Zaten. İşte buraya döndüğümüz zaman da şunu görüyoruz. Esad kimse kimsenin arkadaşı veya gençlerin tabiriyle kankası değil. Onu söyleyelim. Kimse bu işleri sevdiği için, bayıldığı için yapmıyor.
Fakat bir de işte uluslararası ilişkilerin bir takım gerçekleri var. Artık klişe ama derslerde hep öğrencileri dediğimiz bir laf vardır çok kısa. Hiç ülkelerin dostu düşmanı olmaz, ülkelerin çıkarları olur. Veya Bismarck çok güzel bir şey söyler. Geceleri iki kişi uyuyamaz. Bunu sık tekrarlarım. Birincisi sosisin nasıl yapıldığını bilen, ikincisi siyasetin nasıl yapıldığını bilendi. Ya bunun çok şey bir iş değil yani. Kimse mutlu bir şekilde yapmıyor bunu. Ama netice itibariyle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şu anda Türkiye'deki en önemli problemlerden bir tanesi sığınmacı sorunuysa, bu sığınmacı sorununun çözülmesi gerekiyorsa, biz de Esad'a daha demokratik bir Suriye kurması konusunda baskı yaparak anlaşmaya geleceğiz. Ve bu kurulacak. Bunun başka çaresi yok. Artık Esad da anladı. Esad da kendi ülkesinin 1/3'ünü neredeyse yüz ölçümü olarak kontrol edemediği bir duruma geldi. Ve Esad da bu kontrolü yeniden en azından bir süre için sağlamak isteyecektir. Bunun da tek yolu ülkede genel afları ilan edip, etmeye devam edip, demokratik bir anayasa, yeri geldiği zaman belli bir süre sonra, 7 sene, 10 sene sonra, 8 sene sonra bir referandumla yeniden bir inşa edecek bir Suriye'yi kabul etmek zorunda kalacak. Diğer tarafı işte muhalifler, Suriye Milli Ordusu, aslında ortada karışıkta bir durum var. Evet. Orada da ne olacağı önemli bir konu. Bütün bunlarla beraber şu da mümkün. Tekrardan bir IŞİD, DAEŞ hortlamasını kimse görmek istemiyor mesela bir kere. Değil mi? Zaten belli ki sadece Amerika'nın değil, birçok değişik istihbarat servisinin ayrı ayrı yeri geldiği zaman kullandığı bir maşa örgüte dönüşmüş oldu. Zaten maalesef günümüzdeki bu tarz örgüt yapılanmaların büyük çoğunluğu aynı PKK, PYD, YPG'de gördüğümüz gibi bunların çoğu aslında maşa. Bir gün bakarsınız PKK Rusya ile beraber hareket eder, öbür gün bakarsınız ABD ile beraber hareket eder, üçüncü gün bakmışsınız ki Yunanistan'da eğitim görüyor. Yani bunların hepsi aslında birbirine paralel bir şekilde yapılmış tiyatrolar işte. Fakat bizim burada yapmamız gereken şey şu, net bir şekilde biz bu işi, haklılığımızı Batı'da çok ciddi bir kamu diplomasisi yoluyla da, vatandaş diplomasisi yoluyla da, bakın bu da çok önemlidir, vatandaş diplomasisi yoluyla da bizim bunu çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Siz özellikle Batı'da demokratik ülkeler olduğu için kamuoylarını ikna ederseniz her daim kazanırsınız. Şimdi Filistin-İsrail meselesinde biliyorsunuz yıllarca Batılı halkların büyük çoğunluğu İsrail'i destekledi. Ama son 5-6 senedir yapılan anketler bize gösteriyor ki yavaş yavaş o kamuoyundaki anket şeye döndü. Filistin lehine döndü. Niye? Çünkü vatandaş gazeteciliği dediğimiz sosyal medya aracılığıyla Filistin'in uğradığı zulümleri artık insanlar kendi sosyal medya platformlarında seyredebiliyor. Sosyal medya önemli bir silah ve şunu da net bir şekilde söyleyelim buradan hepimize. Sadece biz hocalara, yazarlara vesaire değil. Her bir vatandaşımıza, her bir vatanını seven vatandaşa burada bence biraz görev düşüyor. Peki. Biz kendi ülkemizi en iyi şekilde tanıtalım. Haklı olduğumuz savları sosyal medyada da, internet ortamında da savunmaya devam edelim çekinmeden. Peki. Selami Kur'an. Şimdi normalleşme süreciyle ilgili birkaç cümle atacağım ama sizden asıl sormak, öğrenmek istediğim konu şu. Şimdi PKK, YPG terör örgütüne yıllardır binlerce tır silah yardım yapan bir Amerika Birleşik Devletleri gerçeği var Suriye topraklarında. Oraya bir şekilde konumlandılar, petrol kuyularını tutuyorlar, petrol kuyularından terör örgütüne finansman sağlıyorlar bir şekilde ve bu süreç böyle devam ediyor. İşin ikinci tarafı, ilişkilerimizin çok iyi gittiği bir Rusya var ama Rusya'da bölgedeki karışıklık ya bahanesi ya da yardımıyla çok farklı yorumlanabilir bu süreç. Bölgede ve bölgede hiçbir zaman çıkmayı da düşünmediği üsleri var ve o bölgede kalıcı olmak istiyor Rusya bir şekilde. Ama aynı Rusya'nın iki ülkeyi bir araya getirip barıştırma çabası var ve sahadaki terörü bir şekilde bitirin çabası var. Ama bir yandan aynı Rusya'nın YPG'yi de yerine çekme çabasını da görüyoruz. Sahada o kadar birbirine girift farklı durumlar var. Bir yanda Rusya'yı değerlendirelim istiyorum. Bir yandan binlerce tır silah yardım yapmış Amerika Birleşik Devletleri. Bu sürecin sonunda bölgeden çıkmaya kolay bir şekilde ikna olacak mı? Terör örgütünü o bölgede savunmayı bırakacak mı? Çaresiz mi kalacak Amerika Birleşik Devletleri? Çıkmak mı zorunda kalacak Orta Doğu içerisinde? Ne dersiniz? Evet. Aslında bu Suriye meselesi ve Suriye İç Savaşı'ndan kaynaklanan ve doğrudan Türkiye'yi de ciddi şekilde etkileyen meselenin özüne bir bakmak lazım. Yani Türkiye, Suriye ile 911 kilometre sınırları olan bir ülke. Hocam bu arada son 6 dakikamız. Evet, hemen toparlamaya çalışayım. Aslında 2011'de parçalayan iç savaşla birlikte doğru. Yani gerçekten Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve yine oradan Türkiye'ye iltica eden sığınmacılarla ilgili Türkiye belli bir ölçüde
ve aslında iktisadi olarak da çok ağır diyebileceğimiz ölçüde bir bedel ödedi. Ama bunu şöyle okumak lazım. Yani Türkiye'nin sanki Suriye'de iç savaşın çıkarılmasının asıl tek sahiki olduğu veya diğer işte başta ABD olmak üzere diğer batılı ülkelerin bu konuda herhangi bir dahilinin olmadığından bahisse Türkiye'nin tek sorumlu devlet olarak gösterilmesinin gerçekten ne tarihle ne de hakkaniyetle bir alakası yok. Türkiye o dönemde yapmış olduğu görüşmeler, müzakereler ve ama önüne alınmayan işte Arap Baharı ile başlayan bir süreçte Suriye o noktaya gelmişti. Türkiye'nin bütün iyi niyetli girişimlerine rağmen bir sonuç alınamayınca farklı aktörlerin de devreye girmesi. İşte sizin az önce ifade ettiğiniz aslında Rusya'nın hadi diyelim ki rejimin davetiyle orada uluslararası hukuk açısından meşrudur. Yani eğer rejim davet ederse asker bulundurabilirsiniz bir yabancı ülkenin topraklarında. Veya ikinci önemli istisna da EBB anlaşmasının 51. maddesidir. Yani sizin ulusal güvenliğiniz, toprak bütünlüğünüz, ulusal egemenliğiniz tehdit altındaysa ve bu tehdit komşu ülke tarafından giderilmiyorsa veya giderilemiyorsa, aziyet teorisi diyoruz biz ona, sizin ülke olarak, devlet olarak o tehdidi etkisiz hale getirme hakkınız var. Bu da bizim orada bulunma. Türkiye'nin durumumuz. Zaten bu ve benim şöyle biraz daha süre kısa olduğu için benim de uluslararası alanda çalışan bir hukukçu olarak Türkiye'nin bakın uluslararası alandaki atmış olduğu bütün adımları uluslararası hukuk açısından hukuki meşruiyeti vardır. Bunu tartışırım kimle her konuda ki çok tartışmışızdır yani yabancı akademisyen arkadaşlar. Yani bizim Adalar Denizi'nde Ege'deki meşru haklarımız. Doğu Akdeniz'deki durumumuz, Kıbrıs meselesine bakın. Terörle 40 yıldır mücadele eden dünyada tek ülke. Ayrıca terör örgütüyle İspanya'ya örnek verirler, baskı verirler falan filan. ETA'yı ya, bu meseleyle kıyas götürmez. Kıyas götürmez. Bakın onlar da sıkıntıydı, ciddi kayıplar oldu vesaire. Ama Türkiye'nin 40 yıldır hem demokrasisine, demokratik standartların kalitesini, hem iktisadi kaynaklarının önemli ölçüde heba edilmesini, hem sosyolojik anlamda en fazla bedel öteten nedenlerin başında az önce ifade ettiğim antidemokratik müdahaleler gelir. İkincisi de terördür. Ayrılıkçı terör örgütüdür. Türkiye 5 yıldır, 10 yıldır ayrılıkçı terörle mücadele etmiyor. 70'li yılların sonundan itibaren. Evet. Şimdi bu gerçekle baktığınız zaman bir taraftan da sizin ABD ile ilgili şeyinize gelir. ABD ile müttefikiz. İşte anlatırız ABD Türk-Amerikan ilişkileri şöyle köklüdür, şöyle şeydir ama ağırlıklı olarak askeridir yani. İktisadi anlamda zaten 10 yıllardır 100 milyar şeyi konmuştu. Bir türlü Türkiye'nin mallarına devamlı kota konmuştur vesaire vesaire. Bizim askeridir. NATO müttefikliğimiz. NATO'nun ikinci büyük gücüyüz. Ve NATO'nun kurucu anlaşmasının 8. maddesi şunu öngörür. Bütün NATO müttefiklerinin mükellefiyetidir, yükümlülüğüdür. Müttefiklerin ülke savunmasıyla ilgili meselelerde katkı vermek. Ki Amerika bunu da yapmıyor. Ya yapmıyor, tersini yapıyor. Evet. İşte sizin binlerce tır dediğiniz. Bir yandan F-15, ya siz bana F-35, F-16 konusu da var. Uluslararası alanda meşruiyet noktasında ABD'nin Fırat'ın doğusunda olmasını gösteren meşru bir sebep gösterin bana. Yoktur. Yok. On binlerce kilometreden geldi. İşte orada zaten petrol kaynakları vesaire onları da işte PKK, YPG örgütlerine, terör örgütlerine devretti. Binlerce silah, binlerce askeri teçhizat, lojistik destek, siyasi destek. Bir taraftan da diyorsunuz ki NATO müttefikiyiz. NATO ruhuna uygun. Bu NATO ruhuna zaten Sayın Erdoğan'ın bakın uluslararası toplantılarda, konferanslarda altını çizdiği NATO ülkelerine yönelik sadece ABD değil, ABD baş aktör. Ama bugün Fransa'nın konumu, bugün İsveç'in konumu, İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili ortaya koyduğumuz rezerv nedir? Ülkenin güvenliğiyle ilgili. Teröre karşı. Ben terörle mücadele ediyorum. Eğer müttefik olacaksak sadece onlar mı? Avrupa'nın tamamına yakın ülkelerde bu meseleyle biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben Suriye ile, İsrail ile, Mısır ile, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan'a bakın benim prensibim komşularınızla normalleşilmesi, ilişkilerin istikrarlı hale gelmesi önemlidir. Çok kıymetlidir. Dediğiniz gibi hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda. Ki kaldı ki bu komşularla bizim sadece... bağlarımız yok. Bizim kültürel
hinterlandımızın, medeniyet dünyamızın arka bahçeleri. Dolayısıyla ama soru şu. Esad Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi noktasında tek başına irade sahibi. İşte burada Rusya devreye giriyor. Evet. Rusya'nın devreye girmesi Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki yapıcı arabuluculuk rolüyle yaptırımlara, Batı'nın uyguladığı yaptırıma dahil olmaması ve Rusya'nın önemli ölçüde bir yol açmıştır. Yani nefes almıştır Rusya. Putin de bu şeyini Türkiye'nin ABD'ye karşı, Batı blokuna karşı tabii ki istifade ettirmek istiyor. Peki hocam. Ama prensip olarak söylüyorum, ilişkilerin normalleştirilmesi çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ve bu an önümüzdeki dönemlerde de ben önemli mesafelerin alacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, hukukçu akademisyen Profesör Doktor Selami Kuran ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Alihan Limoncuoğlu. Çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Bugün de yine süreyi hızlı bir şekilde bitirdik. 24 özeli noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.